Şimdi sözü arkadaşımız Sevcan Cemtos'una bırakıyoruz. Bakalım Sevcan'ın şimdiki konuğu kim? Haftaki lezzet durağımız, geleneksel lezzetlerin adresi denince akla ilk gelen restoran Ayhan Usta. Ayhan Usta'nın Şanzide bulunan 3. şubesine konuk oluyor, Ramazan'a özel hazırlanan menüler hakkında bilgiler alıyoruz. Merhabalar sevgili izleyenler, herkese hayırlı Ramazanlar. Efendim, Ramazan Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da özel hazırlıklarla karşılandı. Biz de bugün geleneksel lezzetlerin adresi denilince akla ilk gelen isim olan Ayhan Usta'nın Şanzide'deki 3. şubesine geldik. Bakalım Ayhan Usta Ramazan'a özel ne gibi menüler hazırlamış, hep birlikte öğreniyoruz. Sevgili izleyenler, Ayhan Usta'nın Şanzide'deki 3. şubesindeyiz. Yanımızda buranın sorumlusu Mehmet Bey var. Ramazan'a özel çok güzel menüler hazırladılar. Ben de istiyorum ki sizler de öğrenin, bizlere anlatsın kendisi. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Mehmet Bey, öncelikle bu güzel mekanı tanıtalım, ardından Ramazan menülerine değinelim. Tabii, hay hay. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Aramızda sizleri görmekten mutluluk duyarız. Ayhan Usta'nın bu şu anda açılmış olduğu yer 3. yeridir. Bir yeri Nuazirhisek'te, diğeri Sarsel'de ve 3. Şanzide olmak üzere tam 3 şubesi bulunmaktadır. Burayı da hemen hemen yaklaşık 1 yıl oldu. Yaklaşık 50 kişilik içeride ve 50 kişilik de teras olmak üzere yaklaşık bir 100 kişilik yerimiz var orada. Terasımız yeni değil mi Mehmet Bey? Evet, 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 terasımız yeni. Güzel bir aile ortamı yaratmak istedik. Hem yani aile olarak geldikleri zaman çocukların işte görmüş olduğunuz gibi bahçede hem eğlendirebilirler hem de rahat rahat yemeklerini yiyebilirler diye. Burada yemeklerinizi yerken çocuklarınız da orada bahçede oynarken onları da kontrol edebilirsiniz aynı zamanda. Kaç kişilik dedik burası? Yaklaşık bir 100 kişilik. Ben bir şey merak ediyorum. Şimdi 100 kişi demişken, çünkü hani Paris'te büyük mekanlar bulmak kolay değil. Özel iftarda da iftar yemekleri veriliyor ya toplu, mesela ben büyük bir iftar yemeği vermek istiyorum. Bunun için de kapatmamız mümkün olabilir mi? Yani yapabiliriz. Yapabiliriz. Hem de büyük bir yer bulmak dediğiniz gibi Paris'te zor. Sağlam, güvenilir, temiz, ferah bir yerde yapmak istedikten sonra Ayhan Usta'yı bekleyebiliriz. Şimdi menülere değinelim biraz da. Ramazan menüsünde neler var? Ramazan menüsünde öncelikle hafif olarak çorbadan başlıyoruz. Mercimek çorbası, işkembe çorbası. Çorbadan sonra ızgara veya pide çeşitleri olarak başlayabilirler. Menümüzün içinde çorba, bir porsiyon çorba, bir porsiyon ızgara veya pide çeşidi. Yani, neler var? Menüden herhangi bir yemeği seçmemiz mümkün mü? Tabii. Tamamıyla kendiniz belirliyorsunuz. Güzel Karadeniz pidemiz var. Karadeniz pidesinin yanında kaşarlı sucuklu pidemiz var. Lahmacun olarak hani memleketimize özgü lahmacunumuz var. Kaşarlı pastırmalı var. Güzel kıymalı var, kıymalı kaşarlı ve orada da kuşbaşılı olmak üzere yaklaşık bir 6-7 çeşit pide çeşidimiz bulunmaktadır. Bunlardan herhangi birini seçebilirler. Onların dışında? Izgara yemek istiyorlarsa şöyle şuradan başlayabilirim. Antrikot var. Tamamıyla kendileri nasıl isterse, az pişmiş, çok pişmiş, orta. Normalde kırmızı etleri alıp bekletmek gerekiyor, dinlendirmek gerekiyor. Çünkü taze olarak getirip sunduğunuz zaman et sertleşebilir. Bu kırmızı et için geçerli. O yüzden etleri hemen hemen güzel sosla 3-4 gün dinlendiriyoruz. Ondan sonra satışa sunuyoruz. Çünkü aynı gün hazırlandığında antrikot sert düşüyor. Diğer ürünler olarak da etin tabii tazeliği. Örneğin Adana'yı değinebilirim. Adana'yı hayatta makineye vurmaz. Kendi özel zırhıyla çeker. Tabii Adana'ya da özellikle yani işine detayına girelim. Lezzeti mi değişiyor? Evet, detayına girelim mutlaka. Çünkü Adana'yı hazırlarken özellikle Adana'yı kuzu kaburga ve kuzu koluna yapacağız. Adana'nın özelliği odur. Başka neler var? Ciğer, kuzu ciğeri, tavuk kanadı, göğüs ve butan karışık şiş yapıyoruz.
güzel kuzu kuşbaşı var. O da kuzunun yani jigo tarafının kelle kısmı deniyor. Orası da yani kuzunun en yumuşak yeri kuşbaşı için. İskender'e geçebiliriz. İskender de süt dana kaburgadan yapılıyor. Süt dana kaburga ve de orada beyti İskender var. İskender çeşitlerimiz olarak da onları sunuyoruz. İsterseniz tatlıyı da hemen tanıtabilirim size. Baklava, sarma veya kadayıf olarak tatlı seçebilir gelen müşterilerimiz. İster karıştırabilirler, ister sadece kadayıf, sadece sarma, sadece baklava alabilirler. Porsiyon olarak değil mi? Adet olarak değil. Yani istersek bu tatlı çeşitlerinden herhangi birini bir porsiyon ya da ben üçünden de istiyorum. Tabii. Karıştırıp bir porsiyon olarak. Aynen öyle. İster karıştırabiliriz, isterseniz bir porsiyon tatlı şeklinde de verebiliriz. Bunun yanında tabii Ramazan'da özellikle yani yemeklerden sonra çay kahve. Bu söylediğiniz şeylere soğuk içeceğimizi içtik, çorbamızı seçtik, ana yemeğimizi, tatlımızı, çayımızı, kahvemizi ne kadar ödeme yapacağız? Aynen demiş olduğunuz gibi bu ürünlerin hepsini yani müşterilerimiz seçtikten sonra toplam ödemeleri gereken tutar 15 euro. Yani ne yerlerse yesinler. Pirzolasını mı, işte antrikotunu mu, pidesini mi, girişinden tatlısına kadar ödeyecekleri tek miktar 15 euro ama Ramazan boyunca. Evet, aynen öyle. Ramazan boyunca 15 euro. Peki çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi menü çok geniş ve fiyat çok enteresan. Ben size çok teşekkür ediyorum. Hem verdiğiniz güzel bilgilerden dolayı birbirinden lezzetli yiyecekler de hazırlamışsınız. Çok güzel bir hizmet sunmuşsunuz. Teşekkür ederiz. Siz son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Son olarak bu mübarek ayda bütün gelen müşterilerimizi aramızda görmekten mutluluk duyarız. Buraya geldikleriniz zaman eminim ki kendilerini kendi memleketlerinde gibi hissedecekler. O ortamı sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Hem servisimize hem etlerimize. Şimdiden herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Afiyet olsun. Sevgili izleyenler, ailenizle birlikte güzel bir mekanda lezzetli yiyeceklerle bütçenizi zorlamayacak bir iftar yapmak istiyorsanız o zaman Ayhan Usta'nın Şanzide'deki şubesine geleceksiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Müzik